Hoş geldiniz sayın seyirciler, spor gecesiyle birlikteyiz. Spor gündemi alev almış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti. İstifa etmeden dakikalar önce milli takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş olarak açıklandı. Gerçekten bugün Türk futbolunda çok hareketli dakikalar, hareketli saatler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda Yıldırım Demirören bu kararını açıkladıktan sonra gerginlikler yaşandı. Yaşananların tümünü dakika dakika sizlerle paylaşmak için 360 ekranlarında canlı yayındayız. Spor Gecesi 360 hashtagine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca Spor Gecesi 360 Instagram hesabımızda da paylaştığımız son fotoğrafın altında yorumları yazıp bu programa dahil olabilirsiniz. İki sorumuz var bugün. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı sizce kim olmalı? Adayınız kim? İkinci sorumuz da Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılmalı mı bu dakika itibariyle? Bu iki soru üzerinden yaklaşık bir saat boyunca yaşanan tüm gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Bugün gündem ateş ediyor dedim. Yani önce Şenol Güneş açıklandı. Arkasından Yıldırım Demirören istifası. Sonra Servet Yardımcı'nın toplantıda yaşananlar ardından istifa ettiği. Sonra Servet Yardımcı'nın istifa etmediği. Yeni federasyon başkanının kim olacağı. Yani anormal bir gündem var. Önce Sayın Yıldırım Demirören'le başlayalım. Şunu söylemek istiyorum. İddia ihalesi tamamlandıktan sonra herkes Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı, hem federasyon başkanı, hem iddianın sahibi nasıl olacak falan filan derken şunu söylemiştik bu stüdyoda. Yani yaklaşık 10 gün önce, bir salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Dedik ki, ya arkadaşlar bir durun, bir sakin olun. Yani sizin düşündüğünüzü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören düşünmüyor mudur? Bir bekleyelim, Yıldırım Demirören pozisyonunu belirlesin, iddiayı mı alacak? Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığında mı kalacak? İkisini bir arada mı yönetecek? Yoksa iddiayı alıp TFF'den istifa mı edecek? Yoksa TFF'de kalıp iddiayı mı almayacak? Bir fotoğraf netleşsin. Yıldırım Bey de pozisyonunu alsın. Onun üzerinden değerlendirmeler yapalım demiştik bu stüdyoda. Sakin olun demiştik. İtidal çağrısında bulunmuştuk. Nitekim söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Sayın Yıldırım Demirören bugün iddiayı aldığı için ikisini birden hem Türkiye'de hem dünyada farklı şekilde yorumlanabileceği için istifa ettiğini açıkladı. Kendisinden beklenen hareket istifa. Ben aslında istifayı beklemiyordum, açık söyleyeyim. Haziran'a kadar bu işi devam ettirir. Haziran'dan sonra yeni aday olmaz diye bekliyordum ama o daha radikal bir çözümle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. En doğrusunu yaptı. İhale açıklanacağı gün ihalenin kendisinde kaldığını zaten biliyordu hepimiz gibi. Ama resmi açıklamanın yapılacağı gün istifa etme kararı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören için zor ama doğru bir karardı. Neden zor? Çünkü toplantı sırasında yaşananları da anlatacağım. Son derece duygusal bir konuşma yaptı yönetim kurulu üyeleriyle Yıldırım Demirören. Burada hiç beklemediği bir davranışla da karşılaştı. Onların da detayını vereceğim. Çok yerinde, doğru, zamanlaması da doğru. İstifa kararı da doğru. Haziran'a kalması son derece yanlış olurdu. Neden? Benim o zamanlarda kurduğum cümle aynen şuydu. Az önce senin söylediğin gibi. Bekleyin. Yani biraz bekleyin, biraz sakin olun. Anlık reaksiyonlar vermek hiç kimse için fayda değil demiştik. Belki de doğru kararı hangisi ise verecek, bir karar versin ondan sonra konuşalım demiştik. Öyle de oldu, kararı verdi. Artık bugünden sonra Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak anılmayacak. Dolayısıyla bugün, yarın 3 gün daha konuşulur. Ardından Sayın Başkan Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili çok da fazla, tabii bambaşka şeyler var. Yani onları da konuşuruz. Muhtemelen konuşulmayacaktır diye düşünüyorum yani. Konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Hangi konuda? Tekrar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ya da sportif faaliyetlerin içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş ama. Beşiktaş Kulübü Başkanlığı bunun içinde mi? Beşiktaş Kulübü Başkanlığı da bunun içinde olmalı. Doğrusu o. Yani spor kulübü başkanlığını yapması çok doğru bir hareket olmaz. Zaten eğer öyle bir düşüncesi olsaydı TFF Başkanlığından vazgeçmezdi. O tenzili rütbe olur bir de. Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye'de futbolun baş patronusun. Sonra dönüp Beşiktaş tekrar olursun. Olur musun? Tekrar olursun. Yani ben olmazdım. Ben Beşiktaş başkanı, yani içindeki Beşiktaş aşkını ve sevgisini bildiğim için her Beşiktaş başkanının
Dolayısıyla hani oradaki formayı çıkartıp oturduğu koltukta tekrar koltuktan kalktıktan sonra tekrar formayı giyip Beşiktaş başkanlığı koltuğuna oturabilir. Ben kendisinin yerinde olsam, ben Yıldırım Demirören olsam şu anda giderim. Vardır muhtemelen Beşiktaş stadında locası. Alırım hafta sonları çoluğumla çocuğumla beraber giderim orada keyifli maçı seyrederim. Dönerim ondan sonra kendi işlerime bakarım. Soluk çocuk büyüdü. Yani abi artık geldiğince gelmiyorlar. Öyle yani. Mi? Tabii evlenecek yaşa geldi çoğu. İkisi. Ama işte o, zaten güzel değil mi? Öyle güzel işte. Öyle de güzel de yani şimdi artık yani hani geldiğince gel. Hani senin çocuk da gel diyorsun gelmiyor artık seninle bir yere. Büyüğü gelmiyor evet. Büyüğü geliyor. Küçüğü geliyor. Küçüğü nereye istesem geliyor. Allah razı olsun ondan. Yıldırım Bey'in de küçüğü geliyordur herhalde. daha çok küçüğünü görüyoruz zaten. Şimdi toplantıda neler yaşandığına gelirsek Yıldırım Başkan yönetim kurulunu topluyor ve yönetim kuruluna şu ifadeyi söylüyor. Bütün her şeyi detaylı anlatmayacağım. Yani çünkü gereksiz bilgiler olduğu için detaylı anlatmayacağım. Kıssadan ise geçeceğim. Yıldırım Bey, arkadaşlar bu bir bayrak yarışı diyor. Bu bayrağı artık bu saatten sonra kendi kendime düşündüm. İstişarelerde bulundum. Arkadaşlarımla görüştüm. Önemli olduğunu düşündüğüm, fikrine saygı duyduğumu düşündüğüm büyüklerimle görüştüm. Ve istifa etmenin en doğru karar olacağına karar verdim diyor. Ve bunları söylerken de çok duygusal anlar yaşıyor. Bu duygusal anları yaşarken cümleyi şöyle tamamlıyor. Bu bir bayrak yarışı. Ben bu bayrağı bırakıyorum ama içimizden birisinin bu bayrağı Haziran ayına kadar taşımasını istiyorum diyor. Bu sırada bu görevle ilgili beklentisi olan başkan vekillerinden, yani birinci, üçüncü, beşinci değil yani başkan vekillerinden ve bu göreve kendisinin getirileceğini düşünen Servet Yardımcı tam böyle bir hazırlık içerisindeyken, hani kendi adını duyacakken Yıldırım Demirören Hüsnü Güreli'yi bu bayrağı seçime kadar taşıması için Hüsnü Bey'i seçtim diyor ve Hüsnü Bey de bir başka başkan vekili olarak görevi alıyor. O sırada Servet Bey ayağa kalkıyor. Siz bana darbe mi yapmak istiyorsunuz diyor. Siz bana darbe yaptınız diyor. Bu görevi benim almam lazımdı. Ben bu görevi hazırdım. Bu görev benim hakkımdı gibi ifadelerde bulunuyor. Hakkıdır, hakkı değildir bilmiyorum. Ben sadece yaşanmışı anlatıyorum. Yorumumu tabii ki yapacağım. Ardından sert bir şekilde bırakıyorum ben o zaman, siz bana darbe yaptınız, bitirdiniz beni, üzerime kumpas yaptınız, böyle şey mi olur falan deyip daha da yüksek sesli ve daha farklı cümlelerde kullanarak saygı çerçevesinden çıkarak ifadeler bu yönde. Sert bir şekilde kapıyı bıraktım deyip çıkıyor. Bu arada medyada Yıldırım Demirören'e ait bir gazetenin internet sitesi, Twitter adresi Servet Yardımcı istifa etti diye bir tweet atıyor. Sen de ben de televizyonda yöneticilik yapıyor olsaydık eski yıllardaki gibi son, biz de son dakikayı verirdik Servet Yardımcı'nın bu hareketinden sonra. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yani sonuçta yani sahibi olduğu bir yayın o. Fanatik Gazetesi'nin Twitter adresinde var. Yani onlar ya attı. Ben oradan gördüm. Bilmiyorum. Başka gazetelerde bunu, atmış onu oluyor. Attı. Bu attığının önemi yok. Şu sebeple söylüyorum. Tamam. Şu sebeple söylüyorum. Yani tüm bu gelişmeler yaşanırken Fanatik Gazetesi Servet Yardımcı istifa etti diye bir tweet atıyor. Şimdi Yıldırım Demirören medyasında çıktı dersen bu sefer başka Yıldırım türlü algılanabilir. De söylemiyorum. Yani bu yaşananlar sonrasında sen ne yapardın? Sana içeriden bir yönetim kurulu üyesi dedi söylüyorum. Ki, yani ben eğer o an almış olsaydım, bir televizyonda yöneticilik, gazetede yöneticilik yapıyor olsaydım. Yani ben Twitter'ı o anlamda kullanmıyorum. Yani haberi ilk ben verdim diye kendi kişisel anlamda kullanmıyorum. Halbuki kullanabiliriz de bu arada. Kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Ya ne oluyor? Şenol Güneş geldi. Yıldırım Demirören istifa etti. Servet Yardımcı istifa etti filan. Hani bir şey oluyor. Bir infial oldu. Olanı anlattım. Yani anlattı. Yani dinleyebildim mi ki hem orayı hem beni bilmiyorum. Dinledim. Ha. Konuyu biliyoruz ya. Dolayısıyla hani bir gibi kaçırmış olabilirsin. Belki bir infial uyanmış olabilir ama sebebi bu. Benim yani eleştirebileceğim Servet Bey'i şu var. Başkan böyle bir konuşma yaparken, duygusal bir anda bunu yaparken öyle bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Çok doğal hakkınızdır. Herkes yönetim kurulu içerisinde belki de o görevi kendisine layık görmüş olabilir. Ama başkan oradayken
Yani Yıldırım Demirören olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Ben kişiler üzerinden gitmiyorum. Başkan daha oradayken başkana karşı yapılmış bir ayıp olarak görüyorum. Saygısızlık olarak görüyorum. Hani böyle bir reaksiyonunuz olabilir. Sonrasında başkan gider, başkanla konuşursunuz. Ya da yönetim kuruluyla konuşursunuz. Başkanın söylediği de Kur'an ayeti değil. Yani evet beyler Hüsnü Bey dedim. Belki ikna eder Servet Bey Yıldırım Bey'i. İkna olduktan sonra da Yıldırım Bey tekrar bir toplantı yapıp arkadaşlar böyle böyle dedim ama. Zaten hani, Yıldırım Demirören'in Hüsnü Bey'i seçiyor olması seçemiyor ki atayamıyor. Çünkü tekrar kendi işlerinde bir toplantı yapmaları gerekiyor. Aynen. Yani bir birinci başkan vekili seçmeleri gerekiyor. O birinci başkan vekili de yönetim kurulu kararıyla belirleniyor. Yani Yıldırım Bey tamam işaret etmiş. Yıldırım Bey işaret ettiği için zaten birinci başkan vekili Hüsnü Bey seçiliyor. Oradan sonra o da olabilir tabii. Yani. Servet Yardımcı inşa ama şu değil yani. Yani. Demokratik bir ortam var ya orada. Diyebilir evet. Ki oradaki üyeler. Yani Nihat Özdemir diyebilir ki ben Servet Yardımcı istiyorum diyebilir. Tabii ki diyebilir. Yani Ali Dürüst der ki ben Servet Yardımcı'nın tamam, olması. Ben de şöyle yani bir oylama yapılır falan. Kimse abi. Yapmaz onu. Neden yapmaz? Çünkü Haziran'a şurada kaç ay kaldı? 3 ay başkanlık yapsanız ne olur yapmasanız ne olur? Kaldı ki daha başkanlık koltuğundaki sıcaklık soğumamış. Yani başkan koltuğundan kalkmış ama sıcaklığı daha koltuktayken bu tür yarışın içerisine girmek çok da normal değil. Yani bana çok etik gelmiyor. Yani etik de gelebilir beklediğim gibi. Beklentisi yüksek olabilir insanların. Neler konuşulduğunu bilmiyorum seyahatlerde. Yani işte başkan birisi Servet Bey'e benden sonra sensin dedi mi? Ötekisine benden sonra sensin dedi mi? Yani bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama ya bu beklenti yaratacak bir takım açıklamaları oldu mu diyorsun yönetim kurulu arkadaşlarına? Heh. Olabilir tabii bunu bildiğimizi bilemeyiz. Ama ya bunu bilmiyoruz bildiğimiz ama tek bir şey var. Bugün yönetim kurulu toplantısında Yıldırım Bey diyor ki benim bundan yani bayrağı Haziran'a kadar Sayın Hüsnü Güleli'ye devrediyorum diyor. Ve Servet Yardımcı. Sayın Başkan'ın bu tavrına, arkasından yönetim kurulunun yaptığı birinci başkan vekili seçimine tepki gösteriyor. Ve darbe mi yaptınız bana diyor. Yani işte darbe yaptınız bana. Bana darbe diyor. Yaptınız. Yönetim kurulu arkadaşları da tepki gösteriyor. Ya bu arada toplantıdan ayrılıyor, toplantıyı terk ediyor. Toplantının arkasından da istifa etti haberleri çıkınca medyaya istifa etmedim görevimin başındayım haberleri. Onun sebebi yani de şu anda Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu görevinden başkan vekili görevini devam ettiriyor. Evet. Yani şu anki tablo o. Başka bunun istifalar sebebi, bekliyor muyuz? Bunun sebebi şu ben bekliyorum. Özellikle Yıldırım Demirören'in Demirören'e yakın olan isimlerin istifasını bekliyorum. Ama tabii hani bu hukuken bu Haziran ayına kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nu zora sokacak bir hamle olmayacak. Onu da söyleyelim. Yani olağanüstü kongreye götürecek kadar istifa edilmesi falan gibi şeyler söz konusu olmayacak. Ama yeni dönemde Yıldırım Demirören'in listesinde olan birçok ismin yeni başkanın listesinde olmayacağını söyleyebiliriz. Bugün sosyal medyada Hüsnü Güleli ile ilgili bir video. Daha önce Mehmet Ali Aydınlar Federasyonu. O videoda Mehmet Ali Aydınlar, Göksel Gümüşdağ ve Hüsnü Güleli bir koridordan çıkıyorlar. Beşiktaş'ı kurtardım işte daha ne yapayım? Teşekkür ederler artık filan gibi bir videosu yayınlanıyor. Gördün mü o videoyu? Hayır. İşte o çok çalkantılı bir dönem vardı ya 2010-2011 sezonu. O sezonun gelişi. Şimdi bir anda böyle bir infial oluştu. Sence Hüsnü Güleli doğru bir tercih mi Haziran'a kadar? Bence doğru tercih. Ne olacak? Yani Haziran'a kadar bir alınacak bir karar yok. Hüsnü Güleli'den daha iyi yapabilecek kimse yok muydu federasyon yönetim kurulu üyelerinde? Şunu düşünelim. Şu an söyleyeceğim şey bilgi değil. Benim tamamıyla yorumum. Şu an oraya konan herkes yani şu an oraya ben olsam ben de Hüsnü Güleli gibi birini seçerdim. Neden? Hüsnü Güleli gibi birisi? Ya Hüsnü Güleli. Tarifi. Ya Hüsnü Güleli gibi. Ya Hüsnü Güleli işte maliyeden anlayan, işte hesaptan, kitaptan anlayan, bürokrasiyi paradan bilen. Puldan anlayan, işte bürokrasiyi bilen, insan ilişkileri iyi, insanların saygı duyduğu, saygı gösteren, saygı duyulan gibi bir isim işte. Seçerdim. Neden? Çünkü hani hepimiz biliyoruz ki Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyor. Ama Hüsnü Güleli'nin ben böyle bir şey istediğini hiç duymadım. Yani hiçbir yerden de istihbarat almadım bu konuda. Yani dolayısıyla Servet Yardımcı'nın tepki göstermesinden çok aslında bu işe sevilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dönemde başkanlık koltuğuna oturan kişinin Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını düşünüyorum. Neden? Bu benimki düşünce. Yani geçici süreli idareten bakan birisinin adaylığını bile koymayacağını düşünüyorum. Ay şimdi Hüsnü Güleli için tarihin doğru. Söylüyorum.
Ama Servet Yardımcı, yani şu bugünün şartlarında Haziran ayında Sayın Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu... Yıpranır, Federasyon... Haziran'a kadar da yıpranır. Niye yıpransın abi? Eğer ki adaylığını koyacak birisi gelirse yıpranır. Çünkü adaylığını koymayacak birisi et diye süt diye karışmaz. Çok önemli radikal kararlar almaz. Ama adaylığını koyacak birisi adaylık için çalışır ve adaylık için çalıştığı dönemde de hatalar yapabilir. Yani ben Hüsnü Gürel'in bu anlamda bir adaylık girişimi için çalışma yapacağını ve bunun için de kulis çalışmalarının içerisinde olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyacağını düşünmüyorum Hüsnü Gürel'in. O anlamda söyledim onu. Şimdi Servet Yardımcı istifa etti yönetim kurulu odasında, çıktı kapıyı çarparak. Sonrasında istifa etti haberleri çıkınca açıklama yaptı. Görevimin başındayım. Bunu neden yaptı? Benim aklıma bir tane soru geliyor. Bir tane cevap geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı... Yanlış yaptığını düşünmüş olamaz mı? Yani yok. Öfkeyle kalkıp zararla oturmak istememiş olamaz mı? Yani olabilir. Karadeniz insanıdır. Ha, onu hani söylüyor. Bizim yani bir az eleştiri yapmış olabilir. Keşke böyle davranmasaydım demiş olabilir sonra sakinleşince. Sakinleşince böyle düşünüyor olsaydı bence Sayın Başkan'ı arayıp... Ya Sayın Başkan böyle bir reaksiyon gösterdi. Aramış olabilir. Kusura bakmayın. Mi? Aramamış. Ha, biliyorsun. Evet. Bilgi bu. Tamam. Sayın Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevinden ayrılması halinde UEFA'daki yönetim kurulu üyeliğinin de düşeceği bilgisi var bende. Dolayısıyla bu anlamdaki görevden yani vazgeçmemek adına veya devam etmek adına Türk futbolu adına bu hizmetten yani Haziran'a kadar UEFA'da yönetim kurulu üyeliğinin verdiği Türk futboluna sağladığı avantajları kullanabilmek adına Servet Bey belki de o anlamda geri adım atmış olabilir. Ben kolay kolay Servet Bey'in, Sayın Servet Yardımcı'nın bundan sonra yönetim kurulu toplantılarına katılacağına ihtimal vermiyorum. Ben sana neden şöyle vermiyorum? Söyleyeyim, pazartesi günü yani yarın ya da olmadı pazartesi günü Riva'da olur. Neden vermiyorum ihtimal? Çünkü şimdi senin anlattıklarından yola çıkarak diyorum ki yani bana darbe yaptınız diyen bir insanlar topluluğu var, bir insan topluluğu var. Yani onlarla yarın hiçbir şey olmamış gibi aynı masa etrafına oturacağına ihtimal vermiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi olduğunu söylemedim. Hayır, nasıl oturacak şimdi ya? Bazen cevap bazı duruşlar vardır. Mesela bazı yere gidersin, bazı yere gitmezsin. Gittiğin zaman mesaj verirsin, gitmediğin zaman da mesaj verirsin. Mesela ben kim olursa olsun çok büyük zorda kalmadığım sürece ben birisini aradım, açmadı, mesaj attım, dönmüyorsa ben mesela bir daha aramam. Mesajı da şimdi bu yeşil o şey var ya organizasyon. Orada mesela mavi de tık oluyor ya. O mavi tık olduğunda olmasına rağmen mavi bana... Mavi tık nasıl oluyor orada ya? Ya mavi yanında işaret oluyor ya. Mavi yanıyor mesaj attı okundu olunca. Ha yeşil değil mi o? Mavi miydi o? Mavi doğru pardon. Uygulama yeşil mavi. Tamam doğru. Şimdi mavi olduğunda bana dönmüyorsa ben bir daha aramam. Bir daha mesaj da yazmam. Çok önemli bir şey olmadıktan sonra. Yani hani çok önemli bir şey olmadıktan sonra. Hani bu bir duruştur. Hani bunun bir karşılığı olur olmaz bilmiyorum. Yani bir beklenti içerisinde de yapmıyorum. Bu benim duruşumdur. Şimdi bazı insanlar gitmez senin dediğin gibi ama benim aldığım istihbarat yarın ya da pazartesi günkü günü, yarın olmazsa en geç pazartesi günü Servet Bey'in oraya gideceği yönünde, Viva'ya gideceği yönünde aldığım bilgi. Ha bu bilgi yanlış da olabilir ama bu zamana kadar aldığımız bütün bilgiler aylar öncesinde Şenol Güneş'in sözleşmeyi imzaladığı, artık açıkla hocam dediğimiz döneme geldik. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz ama önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ya. Yapacağım. Bir şovumu yapayım ben yani. Ben yapacağım senin şovunu ya. Sen söyle. Sen söyleyince başka türlü algılıyorum. Yok be, ben nasıl algılayacağım? Başkası söylesin yani. Başkası. Aman sen ben başkası mıyız yani? Ne sen demek? Bana söylesen köller sağırlar birbirine ağırlara dönecek. O da öyle daha öylesi daha iyi ama yani. Hani peki. Gökhan Dinç ben işte her şeyi bilen adam. Ya öyle demem canım öyle der mi? Her şeyi bilen de demem. Ama iddia konusunda iyisin. Dünyada bir numarasın. Marka yapacağım seni o konuda. Hangi konuda? İddia konusunda. Ben hiçbir şey bildiğim yok arkadaşlar. Adam yani resmen şu an hopkabazlık yapıyor. Şimdi. Benim hiçbir şey bildiğim yok. Yaptığım tahminlerin de hiçbirisi tutmuyor. Gelelim, sakın benim tahminlerimi ciddiye alıp oynamayın. Tersine oynayın. Şimdi gelelim soruya. Yeni TFF başkanı sizce kim olmalı? Tamam güzel geçti. Yıldırım Demirören iddianın yeni Yıldırım sahibi Demirören oldu. Olmalı. İddianın yeni sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile vedalaştı. Ama önümüzde hangi aydayız? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 3 ay sonra bir seçim var. Zor soru biliyor musun? Yani yeni Türkiye Futbol Federasyonu başkanı sizce kim olmalı? Sorumuz bu.
Şimdi arasından bir anket yapsak. Anket yapmayalım. Herkes fikrini söylesin. Çünkü ağırlıklı olarak mesela Sayın Saffet Sancaklı'nın, milletvekili Sayın Saffet Sancaklı'nın ismi çok fazla ön plana çıkartılıyor. Aziz Yıldırım ismi çok konuşuluyor. Sayın Servet Yardımcı ismi çok konuşuluyor. Göksel Gümüşdağ ismi çok konuşuluyor. Sayın Nihat Özdemir ismi çok konuşuluyor. Hapşıracaksın galiba. Bir hazırlık içerisinde. Haluk'un tekliğe gel abi. Haluk'un söylediği isimler içerisinde konuşulmaya... Gitti. Alma. Tekliğe gelme gitti. Konuşulmaya değer çok isim var. Yani Saffet abi, yani kusura bakmasın tabii, biz hani Saffet Sancaklı, sayın milletvekilimiz. Ben hep futbolun futboldan gelen insanlar tarafından, sporun spordan gelen adamlar tarafından yönetilmesini isteyen birisiyim. Şimdi söyleyeceğim şey Saffet Sancaklı, sayın Saffet Sancaklı için söylediğim bir şey değil. Ama oradaki bütçelerin çok yüksek olması beni korkutuyor. Yani bütçelerin yönetilmesi anlamında çok büyük bütçeler çünkü bunlar. Yani yayın ihalesinden gelen gelir, onun dağılımı, onu bilmek, öyle yapmak, şunu yap. Hani bu şey gibi değil. Apartman yöneticisi için aidatı toplayıp işte elektriği öde, doğalgazı öde, işte kömür varsa kömürü öde, apartman görevlisinin ücretini öde, geri kalanı da kalsın kasaya at gibi bir durum değil. Yani o kadar çok gider ve gelir var ki. Dolayısıyla bunu ben spordan gelen insanların yönetebilme kabiliyeti, Saffet abi için söylemiyorum tekrar, tartışılabilecek bir kabiliyet olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurullarında olmalılar. Mutlaka olmalılar. İşin başında karar vericisi henüz daha erken. Yani bizim futbol kültürümüz şu anda Saffet abinin ismi, Saffet Sancaklı'nın ismi geçiyor diye söylüyorum. Saffet Sancaklı ya da Arda Turan, Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz, Selçuk, Fatih Terim, Şenol Hoca, Mustafa Denizli. Aman Mustafa Demirci demeyelim. Bunlar profesyonel çünkü. Bunlar yani, profesyonel. Yani bu kişilerin şu anda yönetebileceği bir kültürümüz yok. Futbol kültürümüz yok. Çünkü öyle bir kurumsal yapımız da yok. Aynen. Yani federasyonda öyle bir kurumsal yapımız yok. Yani şimdi sen öyle bir kurumsal yapın da olsa her şeye hakim olabileceğin donanıma sahip olmalısın. Dolayısıyla yani, ben Saffet abiyi senin Saffet Sancaklı'yı senin söylediğin gibi senin söylediğin grubun içerisinden biraz dışarıya bırakıyorum. Ya bu durumda mesela şey de Hamit Altıntop da o sınıfa giriyor. Ben de Hamit Altıntop'un da onu öyle bir beceri... Bak içerisinde olsunlar mutlaka Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun içerisinde. Hatta belki sayıları da fazla olsun. Yani o sayılar konusunda çok iyi değilim ben. Ama şunu söyleyebilirim, futbolun içerisinde mutlaka olması gerekiyor. Benim adayımı söylüyorum. 20 yıl boyunca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Türk futbolunda çok önemli yatırımlar yapmış, tesis anlamında, altyapı anlamında çok önemli başarılara imza atmış Aziz Yıldırım. Ben Haluk Yürekli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayım Aziz Yıldırım. Neden böyle ağız burun yaptın? O kadar ütopik şeylerden bahsediyorsun. Niye ütopik yani abi? Niye ütopik anlamadım. Niye ütopik? Galatasaray camiası ne yapacak abi? Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören olduğu zaman ne yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe camiası? Bir şey yaptı mı? Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Başkanı'yken Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili söylediği şeylere bir bak. Var abi, neler var ya? Sayın Başkan Aziz abi, Yıldırım. Sayın Yıldırım Demirören de hakem odası bastı filan, neler var Gökhan yapma. O başka bir şey abi. Nasıl abi? O başka bir şey. Allah Allah. Bağırıyor. Söylemler, eylemler. Var abi, var. Geriye döndün mü? Çok var. Ben diyorum ki senin meşhur bir lafın var ya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Aziz Yıldırım olsa diyordun ya, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi istesin şampiyon yapamaz diyordun ya. Onu diyorum ben de. Adalet sağlayacağını düşünüyor musun? Abi ben oraya gelecek herkesin adalet sağlayacağını düşünüyorum. Benim oraya gelecek hiç kimseyle ilgili adalet anlamında bir kaygım yok. Abi Aziz Başkan, oraya birileri gelecek. Aziz Başkan Gökten çok yıprak. Gökten zembille değinmeyecek bu adamlar. Bu adamlar sporun içinden gelecekler. Tamam. Fatih Terim gelse Galatasaray'ı diyecekler. Şenol Güneş gelse Trabzon'u diyecekler. Aziz Yıldırım gelse Fenerbahçe'yi diyecekler. İşte Mustafa Cengiz gelse Galatasaray'ı. Fikret Orman Beşiktaşlı. Yıldırım Demirören de Beşiktaşlıydı. Yönetim kurulunun yarısı Beşiktaşlıydı. Evet. Yani abi bizim artık bunlardan kurtulmamız lazım. Ben ondan bahsetmiyorum ama. İzin verirsen ikinci cümle olarak neden Aziz Yıldırım'ın doğru bir isim olmadığını söyleyeyim. Şimdi Sayın Başkan 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yaptı ve çok yoruldu ve çok yıprandı. Bu yıpranmışlığıyla ben zaten kendisinin de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağına tahmin etmiyorum. Ya hiç böyle bir şans vermiyorum. Ha ama
O burası Türkiye abi. Bir gün kalkmışsın Aziz Başkan ben adayım açıklaması da yapabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın aday olacağını hiç düşünmüyorum. Abi zaten bu iş aday olunmaz bu işe. Birilerinin aday göstermesi lazım. Kulüpler aday olunur, toplanacak. Olmaz? Hayır abi şimdi kulüpler herkes aday olabilir abi. Orası kulüpler... şef imza topladığın sürece herkes aday olur. Aday olabilir tabii ki de herkes ama olur. Kulüpler Birliği toplanacak şimdi. 17 kulüp Galatasaray hariç. Ha mesela Fikret Orman diyorlar. Mesela onu saymadın. Kaan sana demiş ki Saffet Sancaklı nasıl yönetemeyecek TFF'yi? Adam milletvekili olmuş, binlerce insan oy vermiş. Aslanlar gibi yönetir, namuslu, dürüst, 10 numarada yönetir. Yönetim kuruluna parayla alakalı uzman kişileri koyar. Tamam bitti demiş. Uğur Yıldırım demiş ki Faruk Süren olsun demiş. Bence TFF'nin yeni başkanı Ünal Aysal olsun demiş bir izleyicimiz. Galatasaray taraftarı Galatasaraylı, Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçeli, Beşiktaş taraftarı Beşiktaşlı. Başkan isterse zaten biz boş yere konuşuyoruz bu kadar detaylı. Dursun Özbek olacak başkan demiş. Adnan Öztürk demiş ki Adnan abi, Nihat Özdemir demiş. Cenk demiş ki Gökhan Bey Yıldırım Dönen yaptıysa inanın herkes yapar Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı demiş. Peki. Bir izleyicimiz demiş ki ya Haluk Bey, Haluk abi Az Yıldırım'ın kırmızı renge tahammülü yok. Biz şampiyon olunca nasıl kupa verecek demiş. Ya değişir her şey bu. Sürpriz bir isim veriyorum Ahmet Nur Çebi demiş. Ne? Ahmet Nur Çebi demiş. Az Yıldırım ben tarafsız olmam dedi ya CNN'de açık açık. Ben tarafım dedi. Demiş Metin. Abi demin bir sürü şey denmiş olabilir. Ben daha farklılarını yani da hatırlıyorum. Abi ya? Yani bu... Türkiye'ye şikeyi getiren Galatasaray... diyen bir Fenerbahçe başkanının Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olamayacağını düşünüyorum ben. Yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çok ağır bir itham. Yani çok ağır bir söylem. İtham demeyeyim de hadi şimdi. Bazıları diyor ya işte aldık verdik arabalar geldi arabalar gitti falan filan. Yani çok ağır bir söylem. Bu söylemlere rağmen olması bambaşka bir şey ama burası Türkiye burada her şey olabilir yani. Abi şimdi bak. Ben Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını adalet anlamında hiç şüphe olmaz. Bak hiç şüphem olmaz. Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Şenol Güneş, Fikret Orman, Yıldırım Demirören, ya Dursun Özbek, yani. Dursun Özbek, Mustafa Cengiz, Göksel Gümüşdağ. Her tecrübe kim olursa ise, olsun. Tecrübe ise saydığın isimlerin arasında en tecrübeli isim Aziz Yıldırım. Ben, bir de abi bak şimdi. Abi iş adamı ise iş adamı. Tecrübe ise tecrübe. 20 yıl Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı yönetmiş. Liderse lider. İşte 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı birisi yapan birisinin bu yorgunluktan sonra ben doğru bir isim olmadığını düşünüyorum. Beni ikna etmeye çalışma. Yani seni ben ikna etmeye çalışmıyorum canım. Niye ikna etmeye çalışayım? Yani zaten ben çünkü Aziz Başkan'la ilgili benim Aziz Başkan'la ilgili fikrim çok net. Yani Fenerbahçe'yi kendisinden daha çok seviyorsa aday olmasın demiş diyen bir adamım. Yani ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve onun etrafındaki o dönemki yöneticilerin Türk futbolundan uzak durmaları gerektiğini düşünen birisiyim. Söyle bana. Ya bence en doğru isim Nihat Özdemir gibi gözüküyor. Abi şimdi bak Nihat Özdemir diyorsun. Ben Nihat Bey'i... Ama tabii bu da... Bak Nihat Bey'le ilgili fikrim şu. Çok değerli bir insan. Müthiş bir iş adamı. Binlerce insana ekmek veriyor. Çok değerli. Yıllarca spor camiasının içinde. Ya benim Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir olsun Nihat Özdemir. Az Yıldırım olmasın Nihat Özdemir diyorsun. Ya Nihat Bey Az Yıldırım'ın başkan vekilini yaptı abi. Az Yıldırım yani Aziz Yıldırım Nihat Özdemir'in başkanıydı yani. Hani Nihat Özdemir olsun niye Aziz Yıldırım olmasın? Ona nasıl çözüm bulacak? Çünkü birisi 20 yıl başkanlık yaptı. Eylemler söylemler belli. Nihat Bey'in ben bir tane daha herhangi bir kulüp başkanı tarafından ayıplandığını abi bugün Ali Koç bak, dışında. Bugün yani... Türkiye Futbol Federasyonu başkanı sen ol sen. Bak sen. 1000 tane karşına daha önce yapmış olduğun hiç önemli değil ki onlar. Ben orada değilim. Ben Aziz Yıldırım olsun 1000 tane çıkar. Yorgun. Yıldırım Demirören oldu çıktı. bugün Hüsnü Güney'li daha oldu olur olmaz koridordaki görüntüsü çıktı. Abi var bu yani Halikçim, artık bak. Oradan sonra orayı bir milat kabul edeceğiz abi. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ben olayım. Beni milat kabul edeceksin. Öyle olmak zorunda. Kendi geriye döndüğün zaman olmaz mı? Yok öyle bir ara bulamayız. Yani bugün diyoruz ya Saffet Sancaklı çık. Saffet Sancaklı başkan olsun. Saffet Sancaklı'nın da geçmişte Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yle, Fenerbahçe'yle oynarken Galatasaray'la, Beşiktaş'ta oynarken diğerleriyle falan bir sürü açıklamasını bulabiliriz. Ya bul abi çok önemli değil. Ben orasında değilim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Seçimi kazanacağını kesinlikle %100 düşünen Fenerbahçe başkanı ve o seçimden rekor oy farkla
mağlubiyetle çıkan Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasının çok normal olmadığını düşünüyorum. Aziz Yıldırım başkanlığa aday olsun, Fenerbahçe Kulübü oy vermez ona. Bak, Fenerbahçe Kulübü muhtemelen Aziz Yıldırım'a oy vermez. Bu kadarını söyleyeyim yani. Konuşulan bir sürü isim var mesela. Göksel Gümüş de. Göksel Bey'i de yazmış. Ahmet Göksel Bey demiş. Hidayet Türkoğlu gibi eski bir futbolcu pekala yapılabilir, yapılabilir demiş. Kurt işte, Baş 1903. Abi basketbolda, kadın basketbolu maçını yayınlamak için neredeyse insanlara para vereceksiniz. Orada başka bir şey var abi. Burada çok başka bir bütçeler var yani. Haluk Levent benim adayım demiş Servet. Kim? Haluk Levent. Tugay Kerimoğlu demiş Salih. Hayal görüyorsunuz. Haluk Bey yeniden Haluk Ulusoy olur mu sizce demiş. Olmaz. Muharrem Usta demiş mesela Serkan Aydın. Bence bak düşünülebilir. Ben mesela sıcağım şu anda Muharrem Usta'ya. Tamam, sen sıcak olabilirsin. Sen, ben soğuğum. Soğuk musun? Serdar Bilgili olsun demiş Yağız. Serdar Bilgili futbolun F'sine girmez bir daha. Ağzı yandı çünkü. Adnan Polat ismini unutmayın. Bir ay sonra yine yazacağım kaynağımı demiş Alper. Adnan Polat demiş. Oğlum ya, herkes olabilir ama ben... Ya bir kişi de Gökhan Linç dememiş abi. Benim adayım Gökhan Linç diyen yok abi. Beni niye yazsınlar? Erdal demiş ki benim adayım Yılmaz Ural demiş. Beni niye yazsınlar? Hadi geliyor şu. Gelmekte olan demiş. Eren Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını koymuş. Abi ne olur abi, birileri seni aday gösterse kötü mü olur abi? Beni bırak abi. Benim adayım Erman Toroğlu demiş Ensar Yılmaz Instagram hesabımıza. Bakalım. Altın Ordu'nun başkanı olsun demiş. Orada GSL'in. Da bir Fenerbahçe ilişkisi var. Başkan Servet Yardımcı, yardımcısı Hamit Altıntop, Rıdvan Dilmen demiş Arif. Mahmut Tuzlu oluyormuş bir de demiş bizim Atilla. Ya işte bak, anladın mı yani, hani Mahmut Uslu Beyefendi'nin bir çıt ilerse Aziz Başkan ya. Yani anladın mı? Yani... Yapma abi, çok haksızlık edersin ya. Mahmut Uslu'nun bir çıt ilerse Aziz Yıldırım olur mu? Tabii, o da başkan vekili değil miydi? Abi yapma, gözünü seveyim. Nasıl yapmayayım ya? Fikret bir Orman diyor işte. Ki Fikret Orman Yıldırım Demirören istifası benim için sürpriz oldu diyor. Beşiktaş ayrıca resmi açıklama yayınladı Fikret Yıldırım Demirören'le ilgili. Ondan başka yayınlayan olmadı galiba. Benim gördüğüm yoktu. Tabii ki Beşiktaş Kongresi. Ya, o yüzden yayınlamış olabilir. Fikret Orman ne diyor? Sürpriz mi diyor? Evet. Ona kalsa muhtemelen Şenol Güneş'in milli takımda anlaşmış olmasına da sürpriz diyecek Sayın Başkan. Tamam, ona gelelim. Şenol tamam. Güneş'e. Hepiniz oynadınız. Ali Şen olmalı. Benim adayım Haluk Yürekli demiş Mesut. Teşekkürler. Benim adayım Ahmet Çakar demiş. Birikimiyle Erdal Kesel olabilir demiş. Sizin adayınız kim abiler? İsim verin demiş. Ben söyledim. Ben Nihat Özdemir dedim. Ben de Aziz Yıldırım yani. O Nihat Özdemir dedi. Ben Nihat Özdemir'in başkanlığını yapmış Aziz Yıldırım dedim. Ben Fikret Orman'a da razıyım. Muharrem Usta'ya da razıyım. Ben Fikret Orman'a olabilir ya, Fikret Orman. Fikret Orman da bence. Ama önce bir Beşiktaş'ı düzeltsin de. Yani bir Beşiktaş'ı düzeltsin mali tablosunu. Muharrem Usta valla güzel isim be. Kim yazmıştı hatırlamıyorum şimdi de, güzel isim. Onun da Trabzonspor'la ilgili, Fenerbahçe'yle ilgili. Yani bu abi, herkesle ilgili bir şeyleri Mecun var. Mecun Odyakmaz olsun demiş Alper. Niye Anadolu'dan olmuyor demiş. Olur. Erzurumspor'un genç başkanı olsun. Bizim Atilla demiş kimse aday göstermedi. Haluk abi 25 dakika önce ilk ben gösterdim Gökhan abiye aday demiş. Okumaz ki. Görmedim abi. Okumaz canım kardeşim. Benimle ilgili pozitif şeyleri okumaz o adam. Kendiyle ilgili olunca laps diye seçiyor arada. Haluk Yürekli demiş, yaşasın, birisi bana Haluk Yürekli TFF başkan adayı dedi falan diye. Adem Yüksel demiş ki maaşı iyiyse ben olurum demiş. Maaşı yok abi, ne maaşı? Ama milyonlarca dolar, milyonlarca euroyu yönetiyorsunuz işte. Bir de her hafta herkes sövüyor yani. Her hafta herkes istifaya davet ediyor falan. En iyisi yeni başkan Acun olsun demiş Kaan. Güzel ya, çok güzel. Herkes işte... Tamam mıyız, bitti be. Bitti. Geliyoruz Şenol Güneş'e. Şimdi esas burada şu tartışılmalı. Şimdi Yıldırım Demirören istifa etti. Yıldırım Demirören istifa etmesinden dakikalar önce Şenol Güneş'in amil takım teknik direktörlüğü açıklandı. İşte Haziran'da diyelim ki ben federasyon başkanı oldum. Geldim. Şenol Güneş'le çalışmak istemiyorum. Aziz Yıldırım geldi. Federasyon başkanı oldu. Şenol Güneş'le çalışmak istemiyor. Niye Yıldırım Demirören gider ayak böylesine bağlayıcı bir kararın altına imza attı? Soru bu. Bir, Şenol Güneş'le Türkiye Futbol Federasyonu yeni anlaşmadı.
Şenol Güneş'le aylar öncesinden biz buradan bas bas bağırdık. Aylar öncesinden Şenol Güneş A milli futbol takımıyla anlaşmıştı. Lucescu'nun gönderilmesini bekliyordu. Gönderildi ve o meşhur görüşmede de anlaşma sağlandı. Ve resmi açıklama da yapıldı. Son gününde o kadar çok çabuk karar verilmiş bir durum ki bu. Yıldırım Demirören tarafından. İki gün içerisinde hop istifa kararı. Şimdi dolayısıyla herkes hazırlıksız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı olarak daha önceden yaptığı anlaşmayı duyuracak olan da yine Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Ayrılmadan önce yaparsa bunu ben yaptım demek için de... Yani Şenol Güneş'i ortada bırakmamak için. Tabii. Yani Şenol Güneş'i ortada bırakmamak için... Ya bir de yani yönetim kurulunda herkese soruldu bu. Türkiye'nin önemli isimlerine danışıldı. Abi tamam da yine doğru ismin Şenol Güneş olduğuna karar verildi. Tamam peki biraz yine de beklemekte fayda yok mu? Hazirandaki seçimi beklesen peki mesela, ben de o zaman ben başkasına geldim diyelim, sorayım. Ben Şenol Güneş başka tarafından bu işe bayılırım. Ama sen geldin Şenol Güneş'i başarılı bulmuyorsun. Çalışmadın. Yani ne olacak abi o zaman? Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun bundan sonraki başkanının da belli olduğunu düşünüyorum. Ve ona da danışılmış mıdır mı bence diyorsun? Bence ona da danışılmıştır. Olabilir. Yani başka bir şey soracağım. Şenol Hoca Beşiktaş yönetiminden sözde almış olduğu teklif için ne dedi? Ne demiş? Seçim var Beşiktaş'ta. Seçime kadar bekleyin, seçimden sonra bana teklif yapın. Peki aynı Şenol Güneş Haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu'nda da seçim olacağını biliyor olmasına rağmen neden Yıldırım Demirören Başkan'a böyle bir teklif geldiğinde ya Sayın Başkan Haziran'da sizin seçiminiz var. Siz aday olacak mısınız? Aday olup da kazanacak mısınız? Bilmediğimiz için dolayısıyla niye bekleyelim demedi? Bence bunu sorgulamak lazım biraz da. Beşiktaş'a gelince bekleyin seçim var. Türkiye Futbol Federasyonu'na gelince hemen imzalayalım. Ama kulüpler üstü bir durum ya milli takım, o yüzden. Milli takıma hayır denmez abi. Milli takıma bekle denir. Denmez. Denir abi. Milli takımın sana ihtiyacı varsa gidersin abi hiç. Gözün hiçbir şey görmez. Bu böyle böyle bir gözün hiçbir şey görmez. Parayı görüyor gözünüz. Para almadan mı çalışıyorlar? Ben sana hiçbir şey görmez dedim. Parayı da görmez dedim. Nasıl görmüyor? Görüyor görmemesi işte. Görmemesi lazım yani. Doğrusundan bahsediyorum. İdealini söylüyorum Gökhan'cığım. İdeali başka bir şey de gerçekleşen başka bir şey. Gerçekleşeni bilmem. Ben hayatta hep gerçekçi yaklaştığım için. Ben diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda A milli futbol takımında görev yapacak o. Tabii ki sen ben bakıyoruz abi bu işe. Böyle. Hani biz de bilmiyoruz. Mesela ben de mesela teknik direktör olsam ve bana milli takım teknik direktörlüğü teklif yapılsa belki ben de para konuşacağım. Ben de konuşacağım. Ha ama ben mesela profesyonelce çalıştığım Beşiktaş kulübünden ne kadar maaş istiyorsun sorusuna ben siz yazın demiş adamım yani. Hani belki ben yapmam, sen yapmazsın da yapacak. Yani normal olabilir, profesyonel hayat bu yani. Herkes profesyonelce davranabilir. Yani senin dediğin biraz ütopik oluyor. Radyoda bizim programın reklamını yapmışsın. Bir izleyicimiz Serkan Nottaş demiş ki merhaba akşam iş yerindeyken Gökhan'ı dinliyordum radyoda. Bu programımızın reklamını yaptı. Eve geldim izliyorum. İyi yayınlar demiş. Eyvallah ya. Her yerden biz reklamımızı burada yapıyorsun Gökhan. Ya biz oradaki reklam programımıza. Kulaklarımı çınlatıyor musun benim? Bugün seninle ilgili öyle bir salladım ki ya. Öyle bir salladım ki radyoda. Bizim Esra Hanım var. İzmirlidir kendisi. Eşi benim programı çok dinlerler. Eşi ve çocuğuyla beraber baskı işleri yapıyorlar. Benim programı çok dinlerler filan. Sanki 35 senedir radyo programı yapıyorum gibi. Benim programı çok dinler. Evet. Baskı işi yapıyorlar. Tişört baskı. Bize de tişört gönderecek inşallah. O bağlandı. Bana senin fotoğrafın sana benim gibi. Evet. Hani aynaya bakınca birbirimizi görelim. Görmüyoruz zaten ya. Gün içerisinde 6 saat birlikte geçiriyoruz. O mesela bağlandı. İnanılmaz güzel yorumlar yaptı. Dedim ki ya ne olur akşam işiniz var mı dedim. Gece işiniz var mı dedim. Yani eşiniz yanında diye soruyorum. Başka bir maksadım yok dedim yani. Hani gece işiniz yoksa gelin saat 1'de 2'de program yapıyorum. Haluk Direkli'den daha iyi konuşuyorsunuz dedim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. O yüzden onu da söyleyeyim istedim. Şimdi birisi gammazlar oradan bize. Yok yok öyle bir şey yani. Yok ya. Demek ki çok dinlenmiyor. Yoksa bu şey yapardı. Gelirdi. Çoktan gelirdi yani. Peki. Şenol Güneş başarılı olur mu milli takımda? Çok başarılı. Bir izleyicimiz şunu söylemiş. Çok özür dilerim. Onu okuyacaktım. Çünkü senin Fenerbahçe ile ilgili bir aşağıda kalmış. Bulacağım ama onu.
Sercan diyor ki Haluk abi geçen daha geçen programda Gökhan abi 3 maddede Şenol Güneş'in Fenerbahçe nefretini saydı. Şimdi soruyorum sizlere diyor. Fenerbahçe kompleksi olan bir insan milli takım teknik direktörü olarak ne kadar sağlıklı bir karar diyor. Yani Şenol Hoca'nın Fenerbahçe kompleksi varken diyor hani Gökhan Dinç'e göre bana göre yok da Gökhan Dinç'e göre bir Fenerbahçe kompleksi varsa milli takımda nasıl olacak diyor yani. Sonuçta Fenerbahçe'den de oyuncu çağıracak oraya diyor. Fenerbahçe ile ilişkileri olması lazım diyor. Fenerbahçe'nin tesisine gitmesi lazım diyor. Antrenörleriyle toplantı yapması lazım hiç diyor. Öyle bir şey Fenerbahçe'nin stadına maç seyretmeye gitmesi lazım diyor. Fatih Hoca Fenerbahçe teknik direktörüyle kaç kez görüştü? Görüştü ya. Advokat değil miydi onun döneminde? Bilmiyorum. Yabancıyla görüşürsün. Yerliyle görüş. Yerli olduğunda gittip görüştün mü? Yani bu başka bir şey. Milli takım teknik direktörlüğü seviyesine gelince insanlar benim söylediğim Fenerbahçe nefreti değil de yani nefret dedim mi bilmiyorum yani ama var da nefreti bence. Fener rakip olduğu zaman Fenerbahçe'ye benim söylediğim perde iniyor hocanın gözüne. Yani normalde Fenerbahçe'yi çok seviyor diyorsun. Evet diyor bayılıyor Fenerbahçe'ye aşık evindeki bütün duvarlar sarı lacivert. Bayılıyor ne demek abi ya? Ben bayılıyor demedim ya. Ne seviyor çok seviyor dedim. Ya, bayılıyor dedim. Aslında ben dedim bayılıyor ya. Ya her taraf ya yer sarı gök lacivert ya evde. Allah'ım yarabbim ya. Fenerbahçe maçlarında bordo mavi giymiş bir yani Fenerbahçe'ye rakip olunca diyorum. Oluşan bir Fenerbahçe. Tamam işte ben de az önce aynı şeyi söyledim. Şenol Güneş gelince milli takımın başına Fenerbahçe ile ilgili yaptıkları çıkıyor işte. Aziz Yıldırım gelse Galatasaray ile ilgili söyledikleri. Riyad Özdemir gelse başka bir şey. Üstü Güreli. Ya ne yapacağız peki biz? Bak, yani bu milli takım teknik direktörünü, Türkiye Futbol Federasyonu başkanını nereden seçeceğiz abi biz? Mars'tan. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Şenol Güneş. Bu üç kişi Türkiye'deki futbolu seven, takip eden, inanan, güvenen insanlarla güzel bir oyun oynadılar. Bir senaryo vardı ortada ve o senaryoyu üçü de harika oynadı. Neydi o? Şenol Güneş'in milli takıma gelmesi. Şenol Güneş'in milli takıma gelmesi projesi başladığından itibaren ne Yıldırım Demirören'den ne Fikret Orman'dan ne Şenol Güneş'ten bir ses çıkmadı. En sonunda filmin sonunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bir şey söylemedi. Şenol Güneş hala sessiz ama Yıldırım Demirören giderken pimi çekti. Hani pim çek bomba at, pim çek bomba at askerlik yapanlar bilir. Pimi çekti bombayı attı ve gitti. Şenol Güneş milli takım teknik direktörü oldu. Bu süreç içerisinde boyacıya gittim dediniz. Saçlarımı berberim dediniz. Mustafa mıydı? Mustafa'nın dükkanı orada falan. Öyle bir şeyler söylediniz. Size sorular soruldu. Siz bunları kıvrak zekanızla pas geçtiniz hocam. Ama günün sonunda milli takım teknik direktörü oldunuz. Kandırdınız yani. Yani zaten milli takım teknik direktörü olmuştunuz. Biz buradan söylüyorduk. Bir de mesela Fenerbahçe maçından sonra diyorsunuz ki hani benimle ilgili yapılacak haberler ya da teklifler ya gelirse onlar benim aklımı karıştırmaz. Göreceğiz hocam Kayseri maçında nasıl karıştıracak mı karıştırmayacak mı? Ya Fenerbahçe maçında rakip Fenerbahçe'ydi karıştı aklınız. Ondan önce ilk yarının sonlarına doğru yine kafanız karıştı. Şimdi Kayseri'ye gidiyorsunuz bakalım ne kadar karıştı karışmadı. Onu hep birlikte göreceğiz. Ama ben tekrar söylüyorum. Benim bu yaptığım eleştiriler. Şenol Güneş'in Türk milli takımının, milli futbol takımımızın teknik direktörü olmaması gerektiği anlamında yapılmış ifadeler değil. Milli futbol takımımız için biçilmiş kaftan Şenol Güneş. Sonrasında Aykut Kocaman. Abdullah Avcı. Sonrasında Abdullah Avcı. Sonrasında Ersun Yanal. Verilmeli bence. Gibi isimler olabilir ama benim gönlümde yatan aslan. Milli futbol takımı için Şenol Güneş'ti. Bunu burada 50 kere söyledim. Ama iki takımı değil. Bırak hocam git milli futbol takımına. Bırak git hocam. Yani hiç kimsenin hiç kimseye fayda. Buradan sonra yapılacak hiçbir şey sana fayda sağlamayacak. Kim gelsin Beşiktaş'a? Sezon sonuna kadar Guti götürsün. Daha kötü olmaz. Tamam da sezon sonuna kadar Guti götürsün demek. Beşiktaş ikinci olursa Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 puanlık fark var şu anda. Yani bunu böyle bir şu anda bak ismi geçenleri söyleyelim mi? Mehmet Özdilek mesela. İlk aklıma gelen. Abi şimdi Mehmet Özdilek Erzurum'la bir savaş veriyor. Tamam. Erzurum'a ayıp Sergen değil mi? Sergen Yalçın. O da Alanya ile bir savaş veriyor. Alanya'ya ayıp değil mi?
Ayıp. Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam'ın ismi geçiyor mu gerçekten? Hayır ya, ben şu an söylüyorum ya. Geçmiyor. Hani geçmiş dönemde geçti. Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yaptı abi. Şimdi geçiyor mu yani? Onu merak ediyorum. Geçmiyor. Ha. Benim aklıma gelen isimleri söylüyorum. Olmaz, olmaz. Ertuğrul Sağlam da olmaz. Kayseri'den gönderildi. Skandal sonuçlardan sonra. Ya şimdi kariyerinde başarı, Bursa Spor'u şampiyon yapmışlığı var. Ben küçümsemek için söylemiyorum ama Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için şu anda Ertuğrul Sağlam'ın yani gündeme geleceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ya yani. Gündeme gelmiyor. Şu an aklıma geldiği için alt alta yazıyorum be canım kardeşim. Tamam, bir şey hesap demedim ya. Ben de yani. Yani Ertuğrul Hoca izliyorsa ayıp olmasın diye söylüyorum. Tamam yani. şu an mesela başka kim geliyor aklına? Beşiktaş'ta mesela Rıza Çalınbay boşta. Rıza Hoca boşta. Sezon sonuna kadar Rıza Hoca'ya kabul eder mi abi Rıza Hoca? Emanet edilebilir. Hayır, sezon sonuna kadar yap sözleşmeni. Ya kabul eder mi Rıza Hoca sezon sonuna kadar sözleşmeni? Ya sen Rıza Hoca her şeyi kabul eder. Rıza Hoca Beşiktaş'ta. Bilic boşta mesela. O da Arabistan'da kovulmuş. Boşta. Bilic olabilir. Ya ne Bilic abi, yapma gözünü seveyim ya. Kurban olduğum yani Şenol Güneş'ten geldiğin kurban yere bak oldu, abi. Kurban oldu. Nereye, ne yaptın? Şenol Güneş'ten Bilic'e geldin ya. Benim bilmediğim Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA Kupası, Avrupa Şampiyonası finali falan öyle bir şey mi var? Hepi topu iki tane şampiyonluk var abi. Beşiktaş'ın tarihi şampiyonluklarla dolu. Beşiktaş için benim antrenör adayım Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın için de sezon sonu otururlar, Sergen Yalçın'la anlaşırlar. 3 yıllık sözleşmeyi verirler Sergen Yalçın'a. Sezon sonu sen diyorsun ki Şenol Hoca gitti, kim gelsin diyorsun. Ben onu söylüyorum. Yoksa sezon sonunda yoksa şu an, yeni sezon için Sergen Yalçın devam etsin tabii diyorum ben yani. Sen hemen gitsin diyorsun ya. Bence devam etmeli Şenol. Şimdi bak, başka bir şey konuşuyoruz. Şimdi biz dedik ki Şenol Hoca hemen giderse kim gelsin dedin. Hayır. Ben kim, bu tüyle abi, devam ne olsun dedim ben. Sen dedin ki hemen gitsin mi takıma dedin. İkisi bir arada olmaz dedin. Evet. Yanlış mı anladım? Evet evet, hemen gitsin. O gitsin, Guti gelsin. Guti gelsin. Gelsin sezon sonuna kadar götürsün. Ben dedim ki Guti'yle olmaz bu iş dedim. Sezon sonunda. Tecrübesiz dedim. Sezon sonunda. Uçak mı geliyor? Yani Şükran geliyor galiba bir hapşırıkla beraber. Sezon sonuna kadar Guti götürsün. Sezon sonunda da Sergen Guti beraber götürsünler. Mükemmel. Yok yok, bu bizim rejinin oluyor. Rejin. Ama yalnız bu aynı böyleydi, biliyor musun? Ya rejiye bak ya. Bizim reji de tam hopkafaz oldu. Bunlar uçak mı geliyordu içeride şu anda, her yer inliyor şu an. Allah güzel, güzel. Böyle aktif bir rejimizin olması güzel. Onun bizi dışında aldı başınızı, aldınız. Mehmet Hoca da yapar bu işi. Ertuğrul Hoca da yapar. Rıza Hoca da yapar. Ama artık yani Sergen Yalçın hak ediyor bence. Yani abi, Sergen Yalçın hak ediyor da Sergen Yalçın'ın ben bir basın toplantısında söylediği şeyi hatırlıyorum. Ya ihtiyacım olmasa hocalık yapmam dedi. Yani ama öyle bakıyor hayata ya. İhtiyacı var işte. Yapsın abi, bir gelsin başarılı. Bak Beşiktaş'la falan böyle havaya girebilir. Bambaşka bir insan profili çıkabilir ortaya. İçinden bir Zidane çıkar. Bence ilişkileri bak, mükemmel. İçinden Zidane çıkabilir. Yani Real Madrid Zidane. Müthiş. Ve başarılı abi, bak nereye gitse Sergen başarılı. Kayseri'ye gitti, başarılı oldu. Şimdi Alanya'ya geldi. Galiba başarılı Sivas'ta oldu. Yaptı bir ara. Yani nereye gitse başarılı oldu. Bir de oyun mantalitesi bambaşka, biliyorsun. Yani tam Beşiktaş'a ve büyük takıma uygun bir biliyor oyun mantalitesi abi, var. İşi de biliyor. Futbolda çok iyi biliyor zaten. Abi, Sergen Yalçın çok doğru bir isim ama Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın konusunda ne oldu abi, bak yukarıya falan bir bakma şey abi ya. Saate baktım, kaç dakikamız kaldı diye. Bence bitirdim. Bitirdim mi abi? Ne oluyor burası? Ne oluyor abi? Bir yerden uçak geliyor. Gerçek uçak geliyor. Oradan buradan kahkaha sesleri falan. Sergen Yalçın doğru isim kardeşim. Tamam. Bence de sezon sonunda Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü olmalı. Benim de birinci adayım kesinlikle o. Diyor ki Samet Aybaba ile yapılanmaya gidilmeli tekrar diyor bir izleyicimiz. Samet Aybaba da Bursa Spor'da çalışıyor. Aa, Murat Gül de demiş ki Sergen Yalçın Beşiktaş'ın Zidane olur demiş. İbrahim Üzülmez demiş Erdal. Ben de Sergen Yalçın'ın Zidane olacağını söylemiştim ya. Ben de inanıyorum arkadaşımıza. Valla ben o fırsat verilmeli ama bilmiyorum. Yani Sergen Yalçın, Fikret Orman. Kaan demiş ki hemen neden gitsin Şenol Güneş? Beşiktaş'ı yok saymak ayıp olmuyor mu demiş. Bence git. Ben zaten söylüyorum abi. Ben Yıldırım Demirören'in şirketine gittiği günün akşamında Şenol Hoca'yla vedalaşırdım. Gittiği günün ertesi akşam. Abi niye Şenol Hoca niye açıklama yapmıyor abi?
Hani hocam nerede sen, hani anlaşmamıştın. Hani kovana kadar sen orada kalacaktın hocam. Hani Beşiktaş yönetimi seni kovana kadar kalıyordun. Ne oldu hocam? Ne değişti? Acaba ne değişti? Ben de orasındayım, merak ediyorum yani. Aa, bak mesela Cemil çok güzel bir şey yazmış, şimdi gördüm. Gökhan doğru söylüyorsun. Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe kulübünden o çıkmaz. Fenerbahçe resmi sayfalarından Alex'in doğum gününü kutlayıp Aziz Yıldırım ve Aziz Yıldırım'la arası çok iyi olan Fenerbahçe efsanesi Cemil Turan'ın doğum gününü kutlamayan yönetim Aziz Yıldırım yönetimden Aziz Yıldırım'a oy çıkmaz diyor. Doğru ya, tespit yapmış. Ya oradan çıkmazsa başka yerden çıkar canım. Ne olacak ki? Bilmiyorum artık. Ya zaten Aziz Yıldırım da Nihat Özdemir'le falan rakip olup kongreye gitmez abi. Yani kongrede artık sen zannediyor musun 5 tane başkan adayı çıkacak? Bence bir tane başkan adayının üzerinde uzlaşma sağlanacak. Uzlaşma sağlıyorlarsa da benden bir teklif. Kulüpler Birliği bir başkan adayı üzerinde uzlaşma tamam. sağlayacak. Diyecek tamam. Kulüpler Birliği bizim halka açık ve net budur. İfadelerle yazılmış bir... Meşhur bildiri gibi mi? Bildiri. O meşhur herkesin gibi altında imza attığı, başkanlar seviyesinde imzaladığı... Bir bildiri istiyorum ben. Ama ben bildiriyi bir imzalı göreyim istiyorum ben. Ha, onu ben görmek istiyorum diyorum. Sen de onu söyle. Halka açık göreceğim abi o kağıdı. O evrakı göreceğim. Başkan adayımız Gökhan Dinç'tir. Altında alfabetik sıraya alfabetik göre Akhisar'dan başlayıp. Aynen. Sonar. Kim var? Yeni Malatya herhalde. Başka yok. Y Yeni Malatya. Z yok. Evet Y Yeni Malatya. Yeni Malatya'ya kadar bütün takımların hangisinin imzaladığı, tak diye cevap hangisinin şaşırttım, imzalamadığı. Şaşırmadım. Hangisinin imzalamadığı belli olsun istiyorum. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musun? Ya kardeşim Yıldırım Demirören'i istifaya davet eden de seçen de aynı kişiler. Yıldırım Demirören yönetim kurulunu seçen de yönlendiren de oraya adam sokmak için birbirini kesen de aynı adamlar. Ama günün sonunda bakıyor TFF istifa etsin. Siz getirdiniz. Dolayısıyla net bilgi olarak ben yazılı bir kağıtta bunun yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ali Sedefoğlu Kanada'daymış. Kanada'dan selamlar. Kaptan ya sürekli geziyor. Kanada'da... Ya mesela biz program yapıyoruz. Ali Sedefoğlu'ndan böyle bir 15 gün ses çıkmıyor. 16. gün böyle yapıyor bak. Kanada'dan selamlar falan. Yeni Zelanda'dan Kanada'dan mutlu geceler falan. Kanada'dan bana bir tane buz okey takımı forması getirir misin? Abi denizde bu adam. Belki oradan geçiyordur böyle. Kanada'da sanki Taksim. Kanada açıklarında. Ya Kanada'da yani. Sanki Taksim'den geçiyor. Yani şey Beşiktaş sahilden geçiyor sanki. Abi Okan Buruk demişler. Beşiktaş teknik direktörü için Okan Buruk federasyon başkanı için mi yazmış Ali Gürcü? Beşiktaş teknik direktörlüğü için mi yazmış tam emin olamadım ama sadece Okan Buruk yazmış. Peki. Peki noktalıyoruz. Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ın başında kalacak mı demişler Şenol Hoca'ya TRT Spor Fikret Başkan'a. Fikret Bey de tabii ki demiş. Ama gitmiyordu da zaten. Ben şu kadarını söyleyeyim. Ben sezon sonuna kadar Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalacağına ihtimal vermiyorum. Ve aylar öncesinden bas bas bağırdığım gibi Mart ayındaki iki maçta da takımın başında Şenol Güneş sahaya çıkacak. Zaten çıkmalı da olması gereken de bu. Yani iki takım çalıştırmak normal değil diyor ya Mart ayında çıkacak. Hani ya Mart'a kadar istifası ya da gönderilmesi söz konusu olacak. Ben ama Beşiktaş yönetiminin... Kayserispor maçından sonra Şenol Güneş'le ilgili bir karar verebileceğini düşünüyorum. Olası kötü sonuçta mı? Olası kötü sonuçta Beşiktaş yönetiminin beraberlik bir karar verebileceğini, şu anda tansiyon ölçtüğünü... Nasıl? Beraberlik. Yok, kaybetmede. Beraberlikte devam eder. Yani Şenol Güneş kovacaklar mı diyorsun? Kötü ben sezon sonu kovacaklar çok ağır bir item olur. Çok yürüyorum. Ağır bir söylem olur. Ne diyeyim ki mesela? Nasıl? Bırak izin verirsen söyleyeceğim. Ben hocam Şenol konsantrasyonun bizde değil filan. Yumuşatacak. Hocam ya. Ben sezon sonu yani hocamın ben... Sezon sonuna kadar adım Beşiktaş'ta... Gökhan. Ya ben nereye geldim, burası neresi, radyoda mıyım ben? Sezon sonuna kadar Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalacağını düşünmüyorum. Yani Kayseri'ye kaybederse Şenol Güneş'in görevine son verilebilir diyorsun. Aynen. Bunu da bir not olarak düşsün izleyicilerimiz. Çünkü Şenol Güneş'le ilgili ne dediysen çıktı, enteresan. Yani çok şaşırtıcı. Enteresan. Daha önce çıkmıyordu. Sen kendinle karıştırma, alan gelecek diyen ben değilim, sensin. Vida. Vida bitti. Sorma abicim, Vida gitti. Quaresma gitti. Fikret Başkan bunlar sana. Benimki Abdurrahim'e değil ama Abdurrahim Albayrak'a değil. Değil.
Mahkemeli, hani mahkeme veriyordunuz ya, siz ne güzel oynadınız insanlarla, siz de bir orta oyunu sergilediniz. O onu mahkemeye veriyor, o onu mahkemeye veriyor falan filan. Öyle bir yalandan belki bir... Belki de davayı açmıştır abi Sayın Başkan Yardımcısı. Sana gelirdi cel. Ben ne diyecektim? Ha, Mustafa Denizli ile Kasımpaşa istikrara devam ediyor, kaybetme istikrarına. Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendi, yarı finale yükselemedi. Bugün Akhisar'a kendi evinde 2-1 kaybetti. Artık yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Akhisar Ümraniyespor'la, Galatasaray'da Yeni Malatyaspor'la eşleşti. Yani Mustafa Deniz de maçtan sonra demiş ki ben kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamadım demiş ya. Bunun yarısı bile. Bir dakika abi, zaten affedersin. Ahmet Kavalcı açıklama yapmış zaten abi. Neyle ilgili? Sezon sonuna kadar devam edecek. Federasyon bize yazı yazıp Mart'taki iki maçlığına izin istedi. Gitmezse hoca ceza yer, mecburen gidecek. Başkanımız hocanın iki takım birden çalışmasını doğru bulmadığını söylüyordu ama şu anki durum bu. Başkanla hocamız yeniden görüşür, farklı bir karar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. İki takım birlikte çalıştırıyor değil ki abi. Yani şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'e de yazı yazsa, Fatih Terim'in gidip milli takım başında çıkması gerekiyor. Aynen. Yani yazmayabilir o federasyonu. Şenol Hoca der ki yazmayın, beni yazmayın der. Gökhan Dinç'i yazın der, halleder. O çok önemli bir durum değil. Ama sen şimdi milli takım teknik direktörü görevine gelmişsin artık 1 Haziran'dan itibaren. 1 Haziran'dan itibaren olmasının sebebi de şu bence. Lucescu'ya 1 Haziran'a kadar sözleşmesi vardı. Oraya kadarki paralarını ödüyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nda maaşını ödemeye devam ediyor. İki antrenör aynı anda para ödememek için Şenol Güneş'in sözleşmesini 1 Haziran'dan itibaren yaptılar. Yani... İşte Lucescu çıktı, Şenol Güneş girdi. Hop tabela kalktı, çıkan oyuncu Lucescu, giren oyuncu Şenol Güneş. Yani buradaki hikaye o. Ama işte bence de milli takım teknik direktörümüz artık Şenol Güneş'se Mart'taki iki tane maça da çıkıversin. Kimse de kusura bakmasın yani. Çıkacak zaten. Zaten çıksın abi. Bunun çıkması kadar doğal bir şey olabilir mi? Burak Yeşilyurt demiş ki Ali Koç Fenerbahçe başkanı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olsun. Az Yıldırım Fenerbahçe'ye dönsün. Kim demiş onu? Burak demiş. Burak Yeşilyurt. Yeşilyurt kardeşimize selam olsun. Bence Aziz Yıldırım'ın futbol dünyasındaki misyonu tamamlandı. Ama bu benim fikrim. Bilgim değil. Fikir. Türkiye Kupası yarı final eşleşmelerinde favorilerin kim? Akhisar, Ümraniye, Galatasaray, Yeni Malatya. Akhisar, Galatasaray final oynar. Galatasaray Akhisar'ı finalde yener. Süper Kupa'yı öyle başladı bu sezon biliyorsun. Yani bu sezon ilk resmi maçı Akhisar Galatasaray. Galatasaray yener. Kupayı alır. Ha, bu kez Galatasaray alır diyorsun kupayı. Bu kez yani bir de şöyle bir durum var. Akhisar belki de bu sezon ligden düşecek. Yani şu anda ligin düşme hattına en son. Ama benim istediğimi sorarsan Ümraniye, Galatasaray finali. Ümraniye kupayı kazansın. Ümraniye kupayı kazansın. Ya zaten bir finalde de Galatasaray kupayı kazansın istesen şaşıracağım biliyor musun? UEFA'da istedim. Süper Kupa'da da istedin. Başka da yok zaten. Yok. Şeyde de istemiştim. Ama şurada burada. Galatasaray kaç kez yapıyor? Anlıyorum abi. Bak, başka şurada, bir hikayeye. Yok. Şurada, başka bir hikaye istiyorsun sen Türkiye Kupası'nda. Evet abi, ben yani, o kupanın değerli olmasını istiyorum ya. Yani sadece ikincilik takımlarının ya da alt lig takımlarının, daha alt lig takımların yani keşke ama olsa öyle olsa da. İşte. Yani futbolun bazı gerçekleri var. Ümraniye ile Galatasaray final oynadığı zaman Galatasaray... Tabii futbolun gerçekleri Hatay'ın Galatasaray'ı 2-0'dan 4-2 yenmesi de var. Yedek kadro. Oraya geldiği zaman, kupa maçına çıktığın zaman, kupa az olduğu zaman az kadroya çıkacaksın. O zaman işler daha başka. Az kadroyu da kaybedebilirsin, futbol bu ama. Fatih Öztürk kadrosu mu kaldı? Evet. Galatasaray ile adı anılıyordu. Senin adamın. Yok. Hiç Galatasaray'la görüşme yapmadı. Menajeri de görüşmedi. Adılıyordu dedim zaten. Görüş tanımında demedim. Galatasaray ne kendisi, geçiyor. Ne kendisi, ne menajeri görüşmedi biliyorum. Ama Fatih niye böyle... Da bildirir açıklamaları var. Futbol hayatımı kurtardı demiş. Peki. Allah Allah. Bu Tarık Çamdal sakatlanmış Antalya'da. Bülent Korkmaz Tarık Çamdal 2 gün önce antrenmanda sakatlandığını açıklamış. 3-4 hafta takımdan ayrı kalacak demiş. Zaten lig bitti. Dedik ki abi burada niye aldınız dedik. Bağırdı. Abi asgari ücret alıyor çocuk be abicim. Uf. Abi mesele ya para sana meselesi. Sana ne abi ya? Bana ne mi? Evet sana ne abi? Mustafa Denizli ile ilgili bir şey söyleyecek misin? Daha ne söyleyeyim, hoca söylüyor, konuşuyor hoca, şov yapıyor hoca. Hoca ne zaman şampiyonluk işte matematik falan filan işine girse çalıştırdığı takım patlıyor. Galatasaray'da da hesap kitap yaptı. Biz şu aya kadar bilmem ne yaparız, buraya kadar bilmem ne yaparız. Ben Şenol Mustafa Denizli'nin... Saha performansı anlamında yarışmacı bir takımdan ziyade eğitimci tarafını ön plana çıkartabileceği bir işte
bir kulüpte çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok engin bir tecrübesi var. O tecrübeyle gencecik dimahlara başka türlü eğitim verebilir. Musa Aşık mesaj atmış. TFF'nin başında kim olursa olsun fark etmez. Bein Sports yönetiyor zaten demiş Türk futbolunda. Parayı veren de Gülçalan kardeşim yani. Vallahi haksız da değil. Yarın gece haftanın son spor gecesinde karşınızda olmak dileğiyle iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.